Canım arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz gençler bugün sizlerle birlikte fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz bu dersimizde dikey doğru testinde kalmıştık umarım sen de bu ders için hazırsındır çünkü birazdan hangi durumlarda bir grafik fonksiyon grafiği olabilir hangi durumlarda olmaz bunları inceleyeceğiz ve ardı arkası kesilmeden örnekler çözeceğiz sevgili arkadaşlarım Umarım bu ders senin için inanılmaz derecede verimli olur. Diyelim abone olduysan ve videoyu da beğendiysen çok kolay bir hareket. Bir tane oraya bir tane oraya basıyorsun ve dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Evet artık dersimize başladık. Dikey doğru testi ya da bir diğer ismiyle düşey doğru testi. Ne demekmiş? Verilen bir grafiğin bir fonksiyona ait olup olmadığını anlamak için biz o grafiğe ne yapıyoruz arkadaşlarım? y eksenine paralel doğrular çiziyoruz. y eksenine paralel doğrular ne demek arkadaşlar? Şu demek. Örneğin şu x fonksiyonu, bu y fon x ekseni, y ekseni şu da bizim grafiğimiz. Biz tutup y eksenine paralel olacak biçimde bu şekilde x eksenine dik olacak biçimde ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Doğrular atıyoruz. Peki ne işe yarıyor bu doğrular? Bu doğrular şu işe yarar. Çizilen bu doğrular grafiği eğer tek bir noktada kesiyorsa tek bir noktada kesiyorsa verilen grafik bir fonksiyona aittir. Aksi halde fonksiyon grafiği belirtmez diyoruz olmaz diyoruz. Aşağıda verilen grafikleri yorumlayalım. Şimdi mesela f'e bakalım f grafiğine bakalım f grafiği bu şekilde düşey doğrularımızı dikey doğrularımızı çiziyoruz arkadaşlarım ve Gördüğün üzere her bir tanesi de bu şekilde tek bir noktada kesti. O halde ben diyorum ki f bir fonksiyon grafiğine ait olabilir. G'ye bakıyoruz, G de aynı şekilde bak, sadece ama sadece tek bir noktada kestiğini görüyorsun. O halde G'de bir fonksiyon grafiği olabilir. Şimdi haşa bakalım. Buradan çektim zaten hiçbir noktada değmedi, ama hani yine de bir şans veriyoruz. Ne şansı? Örnek veriyorum, pozitif e, tanım kümesi pozitif reel sayılar olan veya işte sadece doğal sayılar olan doğal sayılar olmaz özür dilerim. Sıfır ve pozitif reel sayılar olan bir e, fonksiyon olabilirdi. Ama tuttum ben pozitif bir reel sayıdan bir tane dikey doğru çizdim gördüğünüz üzere iki tane noktada kesti. O zaman h dediğimiz grafik bir fonksiyona ait olamaz. Burada da sevgili arkadaşlar sanki böyle tek bir noktada kesiyormuş görünümü var ama tutup ben bunu şuradan çekersem eğer bak şuradaki kırmızı grafik vardı ya tamamını kapattık. Gördüğün üzere birden fazla hatta ve hatta sana bir şey diyeyim mi? Sonsuz tane noktada kesiyor diyebiliriz. Bundan kaynaklı da T'de bir fonksiyon grafiği olamaz dedik. Ve geçelim bir diğer sayfamıza grafik üzerinde tanım ve görüntü kümesinin incelenmesi konusuna. Şimdi sevgili arkadaşlarım eğer bana bu şekilde kırmızı bir grafik verildiyse ve bu fonksiyonun da tanım kümesi lazımsa ben bu tanım kümesini şu şekilde ifade edeceğim. X ekseni üzerinde aranır tanım kümesi ve x ekseninde bak ilk alınan değer burada ne? X1. Son alınan değer de X2. Burada X1'den X2'ye kadar olan Tüm reel sayılardan bahsediyoruz. Bu şekilde köşeli parantez içerisinde bir aralığı ifade edeceğiz. Peki neden köşeli parantez? Çünkü sevgili arkadaşlarım bunların içleri dolu. Eğer ki bana şuradakini şöyle bir boşluk olarak vermiş olsaydı, o zaman ben x1'den kapalı, x2'den açık aralık diyecektim. x2'nin dahil olmadığını göstermek amaçlı. Şimdi tanım kümesini bu şekilde ifade ettik dedik. Geçelim. Görüntü kümesine bak değer kümesi demiyorum görüntü kümesi diyorum sadece ama sadece fonksiyonun tanım kümesindeki elemanların gittiği değerlerin kümesi. Burada ilk alınan değer en küçük y2 son olarak da y1 olduğu için y2 ile y1 kapalı aralığı diyeceğiz. Yine bak dikkat et buralar kapalı olduğu için yani y1 ve y2 değerlerini alabildiği için sevgili arkadaşlarım yine kapalı aralıkla ifade edeceğiz bunları dedik. Şimdi buraya bakalım. Örnek 9'dayız. Tanım kümesi rica ediliyor bizden. Tanım kümesini bulmaya gayret gösterelim. Bak eksi 6'dan başlıyoruz artı 6'ya kadar gidiyoruz. Eksi 6'dan artı 6'ya kadar gidiyoruz. Ama şimdi 6'dan kapalı gördüğün üzere. Ama eksi 6'da bak içi boş olduğu için bu tarafı böyle açık bırakıyoruz. Ya, bitti mi bitmedi bir şeylere dikkat edeceksin. Bak dikkat et burada. Eksi 2 x ekseni üzerindeki eksi 2'yi alamamış bu fonksiyon. Yani burada bir görüntüsü yok. O halde ben bu tanım kümesinden eksi 2 Absisli noktayı çıkaracağım sevgili arkadaşlarım. Böylelikle başka alamadığı bir değer var mı yok. Ama bak buradaki 4'e bak hocam burada da almamış ama 0 için bak 0 için 4'ün içi boş ama gördüğünüz üzere yukarıda 0 için 8 değerini aldığını görüyoruz. Yani 0'ı burada çıkarmamıza gerek yok. Peki görüntü kümesi. Onda ne yapacağız hocam? Onda da şu şekilde. Bu fonksiyonun görüntüsünün alabileceği en küçük değer burada kaç? Eksi 7. Alamamış ama alt sınırın eksi 7 olması gerektiğini biliyorum. Üst sınırda 8'miş. Peki eksi 7 içi boş dedik 8'in içi dolu dedik Peki burada peki burada Alamadığı bir değer var bak buna çok dikkat ediyorsun Şimdi buradan gelmiş bak almış 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 bütün değerler Yani negatif reel sayılar için bütün değerleri almış burada Hocam şunun içi boş bunun içi boş ama bak sıfır alamayacak, al alamaz diyecektik ama Bak bu taraftan almış sıfırı, buradan almış sıfırı, buradan almış sıfırı. Demek ki sıfıra giden bir eleman var. E, pozitifler için bakıyoruz. Pozitifler için de tamamı dolu sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla ben burada bir reel sayı çıkarmama lüzum yok. Görüntükmemiz eksi 7'den açık, 8'den kapalı, yarı açık aralığı diyebiliriz. Evet, sağ üst taraftayız fonksiyon çeşitleri. Şimdi fonksiyonları kategorize edersek sanki daha böyle fonksiyon dediğimiz kavram kafamıza tam oturacak. Birim fonksiyon. Birim fonksiyon sevgili arkadaşlarım tanım kümesi de değer kümesi de a olan fonksiyondur. Burada sevgili arkadaşlar fx eşittir x olacak. Aslında bilmemiz gereken en mühim nokta bu. fx eşittir x. Birim fonksiyon budur arkadaşlar. Yani şu şöyle aklına tutabilirsin. İçi dışı bir fonksiyon. Birim fonksiyon diyebilirsin. Tamam mı? fx eşittir x biçiminde tanımlanan fonksiyona birim fonksiyon denir ve özel olarak ix ile de gösterilir. Benim eşimin eşimin adı ırmak e, ee, onun baş harfi olarak böyle anlatıyorum ben. Diyorum ki bak benim eşimin baş harfi. Bu senin için yazılmış bir fonksiyon diyorum. Evet fx birim fonksiyonsa Fa nedir arkadaşlar? Tabii ki a'ya eşittir. f 2x tabii ki 2x'e eşittir. f a artı b Ax artı b'ye eşittir. Ve son olarak f 2x kare artı 5x artı 7 de yine 2x kare artı 5x artı 7'ye eşittir. Ne demiştik? Çünkü f birim fonksiyon içine ise dışına da bunu yansıtan fonksiyondur demiştik. Dolayısıyla bunları bu şekilde yazabiliriz karşılarına. 10. örnek. Diyor ki fx birim fonksiyon. Eyvallah. Yani ben nasıl fonksiyon olduğunu anladım artık. fx'in x'e eşit olması gerektiğini anladım. E şimdi fx'in kuralını burada vermiş. Demek ki bu kural neye eşit olacakmış? x'e. Peki ben bu fx eşittir x. Yani birim fonksiyonumun içerisinde x kareli bir terim olmasını ister miyim? Tabii ki istemem. Çünkü birim fonksiyonundan bahsediyoruz. Demek ki buradaki x kareyi benim yok etmem gerekiyor. Ben bu x kareyi nasıl yok ederim? Tabii ki kat sayısı olan m-2'yi sıfıra eşitlerim. Ben fx eşittir x olmasını istiyordum. Bak burada bir tane x'imiz var ama kat sayısının 1 olup olmadığını bilmiyorum. O zaman 1 yapalım. Yani n-3'ün ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Ve burada da fx eşittir x olduğu için herhangi bir sabit terimi falan yok. Dolayısıyla şu kısmında ne olması gerekiyor? 0. Böylelikle eğer burayı 0, burayı 1 ve burayı 0 yaparsam fx eşittir x'i elde edebilirim. Yani sevgili arkadaşlarım m-2 diyelim. Eşittir 0 ise m2'dir. Eğer ki n-3 dediğim değer 1'e eşit olacaksa n burada 4'ün ta kendisidir ve k artı 5 de 0 olacak ise k da kesinlikle ama kesinlikle eksi 5'in ta kendisidir. Şimdi bizden istenen ise f m artı n bölü k idi ya hani. Yani m gördüğün yere 2 yazacaksın, n gördüğün yere 4 yazacaksın ve k gördüğün yere eksi 5 yazacaksın. Bu şekilde f 2 artı 4 bölü eksi 5 elde ederiz. Yani bizden soru istenen şu. F 6 bölü eksi 5 isteniyor. Peki ne demiştik? E, e, birim fonksiyon içi neyse dışı da o. Yani burası ise burası da x'e eşit olacak. E burası 6 bölü eksi 5 ise demek ki cevabım eksi 6 bölü 5 olacak sevgili arkadaşlarım. Cevabımız eksi 6 bölü 5 dedik. Hayırlı uğurlu olsun. 10. sorumuzda çözdüğümüze göre bir diğer sayfamızda sabit fonksiyonumuza geçiyoruz. Şimdi sabit fonksiyonda Yine A'dan A'ya tanımlı fx eşittir c olacak ve c eleman şurası arkadaşlarım reel sayı diyeceğiz. Şartını sağlayan değişken de bağımsız fonksiyonu sabit fonksiyon denir. Örnek veriyorum fx eşittir 3 ise o zaman sana sorulan fp bu da 3'tür. F6 e, bu da 3'tür. F 1991 e, hocam bu da 3'tür hiçbir şey değişmez hepsi sabit fonksiyon olduğu için aynı sayıya eşit olacak diyebiliriz bir not olarak eğer ki şöyle bir fonksiyon verildi ve bana bu fonksiyon bir sabit fonksiyon ise derse o halde sevgili arkadaşlarım yapmamız gereken sağlaması gereken özellik şudur A'nın C'ye ve B'nin D'ye oranları birbirine eşit olacak diyoruz. Ki örnek veriyorum fx eşittir 4x artı 2 bölü 2x artı 1 fonksiyonu sabit bir fonksiyon budur. 2'nin 1'e oranı 2, 4'ün 2'ye oranı 2 olduğu için sabit fonksiyondur. Hatta ben bunu 2 parantezinde 2x artı 1 biçiminde yazıp alt kısma da 2x artı 1 yazarsam 2x artı 1'lerin gittiğini ve fx'in aslında 2'ye eşit olması gerektiğini anlarım. İşte bu yüzden benim bunların oranı sabit olması gerekiyor ki oranları birbirine eşit olması gerekiyor ki fonksiyon sabit fonksiyon olsun. İşte bu kadar basit. E şimdi bir altta bir not daha var. fx eşittir 0 fonksiyonu sevgili arkadaşlarım sabit sabit fonksiyon mudur? sabit fonksiyon demeyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Çünkü hocam fx eşittir 0 fonksiyonu için şöyle bir şey var. fx eşittir 5 dersem ve fx eşittir 0 dersem. Şimdi bunun şu fx'in derecesi. Yani polinomlarda gördük ya polinomlarda derece kavramını. Mesela bu kaçıncı dereceden bir fonksiyon? Şöyle yaparsak x üzeri 0 sıfır diye 0. dereceden bir fonksiyon. İşte bu sabit fonksiyondur. Derecesi 0'dır çünkü. E buraya bakıyorsun mesela 0 çarpı x üzeri 0'dır hocam bu da diyebilirsin ama 0 çarpı x üzeri 5 de olabilir. 0 çarpı x üzeri 10 de olabilir. İşte bundan kaynaklı ben sabit e, fonksiyon e, için derecesi 0'dır demiştim. Buraya buraya bakıyorsun bu 0. dereceden bu 5. dereceden bu 10. dereceden ama bunların her biri 0'a eşit olduğu için biz buna 0 fonksiyon demeliyiz. Sabit fonksiyon değilse nasıl fonksiyondur? 0 fonksiyondur diyeceğiz sevgili gençler. Pekala örnek 11 fx eşittir. Bu böyle bir kural verilmiş. Bu fonksiyon neymiş? Sabit fonksiyon. E, sabit fonksiyonsa ne olması gerekiyordu? fx eşittir c ve c'nin bir reel sayıya eşit olması gerekiyordu. Pekala sabit fonksiyonun içerisinde x'te bir terim aranabilir mi? Hayır aranmayacak. O zaman buradaki x kare ve buradaki x de vedalaşmamız gerekiyor. Nasıl vedalaşırım ben? Hemen katsayısı olan a eksi 2'yi sıfıra ve x'in katsayısı olan b eksi 2'yi sıfıra eşitlemem gerekiyor. A eksi 2 eğer sıfırsa A burada 2'nin ta kendisidir. Ve B eksi 2 eğer sıfırsa B de burada 2'nin ta kendisidir. Böylelikle ben şunu ve şunu yok ettiğime göre fx'in fx, in, fx in A artı B'ye eşit olması gerektiğini anladım. A da B de ikisi de 2 iken toplamı bunların fx eşittir. Ne olur? 2 artı 2'den 4 olur. Yani benim sabit fonksiyonum 4'e eşitmiş. Peki f2023 değeri sorulmuş. F2023 yani fx4 ise tabii ki f2023 de yine 4'tür derim. Hatta f2024'ü sormuş olsaydı ben yine bunun da cevabı 4'tür diyecektim. Çünkü sabit bir fonksiyonla çalışıyoruz. İçerisinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Cevap her zaman sabit fonksiyonun kuralı olan sabit sayıya eşittir. 12. örnekteyiz. Bu sefer örnekleri birleştiriyoruz. Yani konuları birleştiriyoruz. fx birim fonksiyon ve gx de sabit fonksiyon olsun istiyoruz. Buna göre bu eşitlikte sağlandığına göre gp değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi fx birim fonksiyonsa fx eşittir x'tir ve gx sabit fonksiyonsa gx eşittir c gibi bir fonksiyondur. Dolayısıyla fx eşittir x olduğuna göre f5 kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 5'tir. Artı gx de c'ye eşit olduğu için 2 çarpı c yazabilirim ben buraya. 2 çarpı c bölü alt kısımda ne var? 5 var. Bu da kaça eşitmiş? 5'e. E hocam o zaman ben 5'i karşı tarafa gönderirim. 5 artı 2C dediğim şey ise 5 kere 5'ten 25'e eşit olur. Ve böylelikle 2C eşittir 5'i karşıya fırlatırsak 20'ye eşit olacaktır ve C 10 olacaktır. Şimdi demek ki Gx fonksiyonum neymiş? 10. E benden ne isteniyor? Gp gp fonksiyonu neye eşittir? g2 sabit fonksiyon olduğu için tabii ki yine ona eşittir. O halde cevabımız da budur diyebiliriz. Ve devam ediyorum sağ üst tarafta doğrusal fonksiyonla. Bakalım doğrusal fonksiyon ne? Ama ondan önce ben sana şunu söyleyeyim. Aslına bakarsan önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çünkü doğrusal fonksiyonla alakalı örnekler yani içerisinde bunun kullanıldığı örnekler karşına senin türevde de çıkacak, integralde de çıkacak doğrusal fonksiyonların grafikleriyle alakalı çok fazla yerde çok fazla argümana ihtiyacım olacak. Dolayısıyla çok ama çok iyi öğrenmende fayda var. A ve B birer reel sayı olmak ve A da sıfırdan farklı olmak üzere A sıfır olamaz çünkü A sıfır olursa burayı sıfırlar ve burayı sıfırlarsa da eğer doğrusal fonksiyon yani birinci dereceden bir fonksiyon olmaz. Fx eşittir Ax artı B biçimde tanımlanan fonksiyonlara da doğrusal fonksiyon diyoruz. Doğrusal fonksiyonun grafiğini çizmek için de aşağıdaki adımlar izlenir demişiz. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım bizim şöyle x ve y eksenlerimiz olsun şunlar diyelim. Burası x ekseni ve burası y eksenidir diyelim. Burası da orijinimiz. Ve ben fx eşittir örnek veriyorum 2x eksi 4 fonksiyonunun grafiğini çizmek istiyorum. Sonuç olarak 2 ve 4 reel sayı ve burada birinci dereceden bir fonksiyondan bahsettiğimize göre doğrusal bir fonksiyon grafiği de bunun doğru çıkacak. Şimdi x'e 0 veriyorsun öncelikle. x'e 0 verirsem x eşittir 0 olursa y'si eksi 4'ten geçer. Ve bu sefer bu tarafa 0 verirsem yani y'sine 0 verirsem de bu sefer x'imiz 2'den geçmek zorundadır. Çünkü 2 çarpı 2 4 eksi 4'ten 0 gelir. O halde arkadaşlar bizim fonksiyonumuzun grafiği 0'a eksi 4'ten ve 2'ye 0'dan geçmek zorunda. Şimdi x eksenini 2'de 2'ye 0'dan y eksenini 0'a x 4'ten kestiğine göre ben artık fonksiyonumu grafiğini şu şekilde ikisi de kırmızıdan geçecek biçimde çizebilirim. Hatta şunu şöyle tutup şöyle yaparsak tam olacaktır. İşte sevgili arkadaşlarım buna da artık fx fonksiyonu yani 2x-4 doğrusu diyebiliriz. Doğrumuzun ucuna şöyle bir tane ok yapıştırdık mı artık gerisi tamamen süsleme sevgili arkadaşlar. Şurasına ne demiştik? 2. Buraya da x4 demiştik. Şimdi doğrusal fonksiyonun sevgili arkadaşlarım yani doğrunun grafiğini çizdiğim zaman doğrunun bir eğimi var. Eğer ki ben şuraya alfa açısı dersem ki burası da alfa açısı olacaktır. Bu alfa açısında sevgili arkadaşlar tanjantını hesaplarsan yani tanjant alfa dersek e, karşı bölü komşuydu. E, karşısı kaç birim bakıyorsun buraya 4. E, komşusu kaç birim 2. O halde 4 bölü 2'den ben bunun eğimine 2 diyebilirim. Bak bu bana eğimi verir. Tamam mı? E şimdi eğimi eğer doğrusal fonksiyonun formülü kuralı bize verildiyse eğimi farklı bir tarzdan bulmanın bir yolu yok mu? Var. X'in katsayısı direkt bize eğimi verecektir. Bunu da sakın unutma. Eğimi grafik verildiyse eğer karşı bölü komşudan Kural verildiyse direkt olarak x'in katsayısı olarak bulabilirsin. Hatta bir de türevde diyeceğiz ki doğrusal fonksiyonların türevi direkt o doğrunun eğimine eşittir de diyeceğiz. Ki bunun da türevi zaten 2 ama şu an aramızda türev görmeyenler var. Mezunlar çoktan türevini alıp 2 buldu bile. 13. örneğimiz fx fonksiyonu bize bu şekilde verilmiş ve bu fonksiyon neymiş arkadaşlarım? Bir doğrusal fonksiyonmuş. F'a değeri soruluyor. Bize öncelikle bizim a'yı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi Doğrusal fonksiyon biliyorsun birinci derecedendi. O, o halde buradaki x karenin burada işi yok sevgili arkadaşlar. O x kareden kurtulmak gerekiyor. x kareden kurtulabilmenin tek yolu da şuradaki a eksi 6'yı tabii ki sıfıra eşitlemek. a eksi 6'yı ben sıfıra eşitlersem a'nın 6 olması gerektiğini anlarım. a 6 ise burası artık yoktur. Ve fx fonksiyonunu baştan dizayn edebiliriz. fx eşittir. Bak a 6'ydı 6x yazdım. Artı 8 artı a da bize 14'ü verir. Dolayısıyla şu şekilde 14 diyebiliriz. Daha sonrasında bizden FA isteniyor. FA da sevgili arkadaşlarım A'yı 6 bulduğumuza göre F6 isteniyor diyebiliriz. 6 çarpı 6 36. Ben bunun üzerine 14 e eklersem tabii ki cevap 50 olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 14. örneğimiz 14. örneği sıkı bir şekilde dinlemeni rica ediyorum. Çünkü iki farklı yoldan çözeceğim. Fx doğrusal fonksiyon olmak üzere f2'yi vermiş 12 ve f4'ü vermiş 20. Bizden de f30 isteniyor. Şimdi öncelikle ben doğrusal fonksiyon ifadesini gördüğüm zaman aklıma ilk gelmesi gereken fx'i ax artı b biçiminde bir doğrusal fonksiyon formatına getirmek. fx ax artı b ise f2 kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 2a artı b'dir. Ve f4 kaçtır? f4 de 4a artı b'dir. Şimdi ben f2'nin 12 ve f4'ün de 20 olması gerektiğini biliyorsam tutarım bunları taraf tarafa çıkarırım. Yani alttakinden üsttekini çıkaracak olursam F4'ten F2 çıktığı takdirde F2 çıktığı takdirde 4A artı B'den 2A artı B'yi çıkarırsak B'ler gider ve geriye sadece 2A mı kalır? 2A da 20-12'den 8'e eşittir deriz ve A'yı buluruz. A kaçmış? 4. A4 ise getir şurada yerine yaz. 2 kere 4 8. 8'e ne eklersem ben 12 olur. Tabii ki 4 eklersem demek ki B de 4'müş. O halde sevgili arkadaşlarım benim fx fonksiyonum hani az önce belirtmiştim ya a artı b diye. İşte a'yı ve b'yi artık yerine yazarsak demek ki fx fonksiyonum 4X 4 x artı 4'ün ta kendisiymiş. Bizden ne isteniyordu? F30. O halde ben x gördüğüm yere ne yazacağım? 30'u yapıştıracağım. Böylelikle 4 çarpı 30 artı 4 bana cevabı verir. 4 kere 30 120. 4 daha 124 yapar. Bu da bize cevabı verir. Şimdi ikinci bir yoldan çözecektik. Onu da hemen gösterelim. Arkadaşlarım İkinci yolda tamamen sezgisel davranıyoruz. Bak 2'den 4'e kaç birim artmış? 2. Peki 12'den 20'ye kaç birim artmış? 8. 2'de 8 artıyorsa 1'de kaç artar? Tabii ki 4 artar. Şimdi bu cepte. Ben F4'ün 20 olduğunu biliyorum. Bizden istenen de F30'du. Yani buradan buraya kaç artıştan bahsediyoruz? 26 artıştan bahsediyoruz. Şimdi 1 arttığında 4 katı kadar artıyorsa 26 arttığında da 4 katı kadar artacak. Yani 4 kere 26'yı bulmamız gerekiyor bizim. O da 104 yapar. Yani bizim ne kadar da arttırmamız lazım? 104. 20'ye 104 artırırsak 124 cevabına ulaşırız. Bu da bize cevabı verir. Aynı az önce bulduğumuz gibi. Evet 14. örneğimizde çözdük. Hatta iki farklı yoldan çözdük. Bir tanesi normal standart çözüm. Diğeri ise Sezgisel ve kaçak bir çözüm oldu bizim için. Şimdi devam edelim 15. örneğimizde. 15. örnekte hikayesel bir soru var. Açılış ücreti 10 lira olan bir taksinin taksimetresi gidilen her kilometre için 8 TL ücret yazıyor. Buna göre 7,5 kilometre mesafe için taksiye binen Semino dediği ücret kaç liradır? Şimdi taksimetre ücreti yazalım biz. Taksimetre ücretine de Tx diyelim. Taksinin T'si. Tx fonksiyonu açılış ücreti 10 lira olduğu için... 10 lira kesinlikle ödenecek. Yani sen bir taksi çağırdığın zaman kesinlikle x ne olursa olsun 10 lira ödeyeceksin diyor. Bunun üzerine de gittiğin kilometre başına ki gittiğin kilometre eğer x dersek bu x'in 8 katı kadar daha ücret ödüyorsun. Her kilometre metre için 8 lira ücret yazıyorsa eğer. Demek ki benim taksi fonksiyonum olan tx artık 8x artı 10'dur diyebilirim bu cepte. Diyor ki 7,5 kilometre mesafe için taksiye binen Semih'in ödediği ücret soruluyor. O halde ben ne yapacağım? 7,5 kilometre gidildiyse T7,5 soruluyor bana diyeceğim. Bu da 8 çarpı 7,5 artı 10'dan gelir. Şimdi bu 7,5 ile 8'i ondalık sayı olarak çarpmak istemeyenler için 8 çarpı 7,5 demek 15 bölü 2'dir dersin. Artı 10 yaparsın. 8'de 2'yi sadeleştirdin 4. 4 kere 15 bize 60'ı verir. 60'ın üzerine 10 liralık açılış ücretini eklersen doğru cevabı yani 70 TL'yi bulursun. Yani Semih arkadaşımız e, taksiye bindi diyelim eğer ki 7,5 kilometre giderse taksiyi çağırma ücretiyle yani açılış ücretiyle beraber toplamda 70 TL ödeyecektir diyebiliriz. Şurada gördüğünüz taksimetre fonksiyonun yazılışını da umarım anlamışsınızdır. 10 lira zaten açılış ücreti. X ne olursa olsun ödememiz gereken miktar. Ve burası da sevgili arkadaşlarım kilometre başına gidilen mesafe e, kilometre başına ödenen para olduğu için 8 çarpı x, x dedik. Şimdi bir notumuz var. Notta yani buraya ben notu alacağım sen de benimle beraber not alacaksın. Grafiği verilen bir doğrusal fonksiyonun denklemi nasıl yazılır? Çok basit biçimde yazılır. İyi dinliyorsun. Hemen eğim bulacaksın. Artan bir fonksiyon olduğu için e'yi pozitif. Şuraya bakıyorsun kaç birim? 6. Buraya bakıyorsun 2 birim 6 bölü 2 kaç yapar? 3. O zaman 3x de başlar diyorsun. Tamam bu 1. Ama bitti mi? Bitmedi. Devamını nasıl yapacağız? Bak 0 için nereden geçiyor? Eksi 6'dan mı geçiyor? O zaman 3x dedin ya. Eksi 6 diyorsun soru bitti. Bak, doğrunun grafiğini bu şekilde yazdım. Hemen bir tane daha örnek şuraya kendin çiz. Rastgele bir fonksiyon oluşturalım. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şurası örnek veriyorum. Eksi 2. Burası da 1 olsun. Şimdi bana bu fonksiyon. G fonksiyonu diyelim buna da. Gx fonksiyonu yaz diyelim. Gx fonksiyonu eşittir. Hemen eğimimize bakıyoruz. 1 bölü 2'den. 1 bölü 2x. 0 için nereden geçmiş? 1'den mi? Artı 1. Bak al sana gx fonksiyonu. Bu kadar basit. Şimdi alttaki örneğimize bakalım bir de. Gx fonksiyonu demiş. 2'den ve 4'ten geçiyor. Eğime bakıyoruz. 2 bölü 4. 2 bölü 4 kaç yapar? 1 bölü 2. Ama bu fonksiyon azalan olduğu için eksi 1 bölü 2 istiyoruz bu sefer. 0 için nereden geçmiş? 2'den. Artı 2 diyoruz. Hemen bir tane daha mesela. Şöyle yapalım. Ee, ve şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şurası eksi 2 olsun. Şurası da eksi 4 olsun. Buna da h diyelim hx fonksiyonunu bulalım. hx fonksiyonu eşittir. Eğimimize bakıyoruz. Şurası 4 ve burası 2 olduğu için 4 bölü 2'den 2 ama azalan olduğu için eksi 2x. 0 için nereden geçmiş? Eksi 4'ten mi? Eksi 4 diyoruz ve doğrunun denklemini bulmuş oluyoruz. Bu kadar basit bir yöntemle aklınızda bulunsun sevgili gençler. Evet arkadaşlarım birebir fonksiyon diyeceğiz ama bu fonksiyon çeşidi bu videonun konusu olmayacak. Bu dersin konusu olmayacak birebir fonksiyonu bir sonraki videomuzda ele alacağız. O videoda sevgili gençler mutlak surette görüşelim. Kendinize iyi bakın o videoya kadar, ben o videoyu çekene kadar. Dikkat edin, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.